Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda türevle ilgili ama türevin limit tanımıyla ilgili bir soru çözeceğim size. Bu ilk kısımla ilgili özellikle türevin limit tanımıyla ilgili kısma MEP bayağı bir değinmiş. Çünkü sonuç itibariyle türevi anlamanın yolu uzun vadede limiti anlamaktan geçiyor. Değişim hızını anlamaktan geçiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu kısmı gayet ayrıntılı bir şekilde anlattım ben. Bu soru üzerinden de biraz ayrıntılı çözüm yapacağım ama ilk video olan türev alma videosunu izleyebilirsiniz. Oynatma listesinde var. Muhtemelen ben şimdi karta da eklerim ve bu videonun sonunda açılan pencereye de eklerim. Ama siz ne yapın edin türevin ilk kısmına çalışın. Çünkü çoğu öğrenci maalesef burada patlıyor. Burayla ilgili bana çok soru geliyor. O yüzden de bir tane daha çözmek istiyorum size. Reel sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu için fx artı y eksi y küp eksi 6y eşittir fx eksi 5x y olduğuna göre f türev 2 kaçtır denmiş. Bir kere şu kavramı bence anlamalısınız arkadaşlar. Türev anlık değişimdir. Biz şöyle bir şey yapıyorduk. Adım adım gidelim bu soruyu biraz uzatayım ben size. Bakın şimdi bir doğrunun değişimi her noktada aynıdır. Şöyle bir doğru aldığınız zaman siz şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Bu doğrunun bu noktası, bu noktası, bu noktası her noktasındaki değişime aynıdır. Çünkü doğru eğrisel bir şey değil, adı üstünde dost doğru ve eğimi hiçbir noktada değişmez. Ancak şöyle bir eğri aldığınız zaman bunun her noktasındaki değişimi farklıdır. Biz fonksiyon konusunda şöyle bir formül vermiştik. Burada ortalama değişim hızını bulalım. Örnek 1'e 3 noktası olsun. Burası da 4'e 10 noktası olsun. Demiştik ki bu fonksiyonun 1-4 kapalı aralığında değişim hızı nedir? Formülümüz de şuydu. F a eksi F b bölü a eksi b. Yani ikincisinden birinciyi çıkar. Yine ikincisinden birinciyi çıkar. Böylece 7 bölü 3'tür bunun değişim hızı. Eğer değişim hızı pozitifse fonksiyon o noktalarda arasında artandır. Eğer değişim hızı negatifse o bölgede azalma olmuştur diyebiliriz diyorduk. Bu fonksiyonda yaptığımız sıradan standart bir yorum arkadaşlar. Yine doğru analitiğinde de haliyle burada artık neyi bulmuş oluyoruz? Bilen arkadaşlar vardır ki bilmelisiniz hepiniz. Doğrunun eğimine örnek burası 1, yine burası 3 olsun. Burası 4 olsun, burası da 8 olsun. Bu doğrunun değişim hızı demek, bu doğrunun eğimi demektir. 8 eksi 3 bölü 4 eksi 1'den 5 bölü 2'dir mesela bu doğrunun eğimi. Dolayısıyla değişim hızıyla doğrunun eğimi arasında bir bağlantı var. Ortalama değişim hızıyla yine doğrunun eğimi arasında bir bağlantı var. Gelelim şimdi türeve. Türevde nedir durum? Biz türevde şunu yapacağız. Direkt şöyle bir noktada şöyle bir iki noktası olsun mesela burası. Apsisi 2 olan noktadaki değişimi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki bu nedir? Değişimi bulurken şöyle mikroskopla büyütüp bu iki noktasını kocaman böyle yapayım. Bu iki noktasını büyütüp iki noktasından hafif uzaklaştığımı düşünün. Şöyle bir iki noktasından apsisi 2 artı h olan noktaya gideyim. Böylece f2 artı h eksi f2 bölü 2 artı h eksi 2. Bu bize İki noktasından hafif uzaklaştığımızdaki değişimi gösteriyor. Bakın şuradaki ufak noktayı aldım ben burada büyüttüm. Mikroskopla diyorum. Büyüteçle çok büyüttüğümüzü düşünün. Ve gerçekten o noktayı gördüğümüzü düşünün. Normalde nokta tanımsız bir şey. H da arkadaşlar burada aşırı derecede ufak bir şey. Yani sıfıra o kadar yakın ki göremeyeceğiniz kadar yakınlıkta bir şey. İşte biz bu değişimi a'na sürüklemek için yani tam 2'ye sürüklemek için diyoruz ki bu evet H noktası, H uzunluğu çok ufak bir uzunluk ama biz öyle bir şey yapalım ki bunu sıfıra iyice yaklaştıralım. Yani sıfır olmasın ama sıfıra hafif böyle artık dibine girsin. İşte bu noktada çok dibine girdiği için anlık bir değişimi bulmuş gibi oluruz. Yani H şöyle bir yere gelir. 2'nin böyle dibine gelir neredeyse arkadaşlar. Şuraya bir yere gelir. Dolayısıyla 2'ye yaklaşmış olur. Dolayısıyla biz 2 anındaki değişimi buluruz. İşte bu da arkadaşlar f türev 2'dir. Evet yaklaşık böyle 4,5 dakika buraya ayırdım ama bu çok önemli. Bu anlık değişim hızının formülü neydi arkadaşlar? Artık 2 yerine x dersek fx artı h eksi fx
bölü x artı h eksi x de bunlar gidecek. Ve limit h sıfıra gittiğinde işte size f türev x. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bileceksiniz ki sorularda buna benzer bir şey gördüğünüzde, aa bak bu türevin limit tanımına benziyor, dur bakayım ben bunu hemen oradan yapmaya çalışayım diyeceksiniz. Artık bu soruda da böyle bir durum var. Şimdi yer lazım olacağı için oraları sildim. Formülümüzü yine böyle yazayım. Burada dursun. Fx artı y. Bu soruluk hadi y yazayım oraya. H ya da h yazayım ya, tamam. Fx artı h eksi fx. Bölü x artı h eksi x de x'ler gidiyor. H kalıyor. Limit h sıfıra giderken bu f türev x'in formülüdür arkadaşlar. Bu güzelce bilinecek. Bunu böylece artık bu soruya yansıtalım ve soruyu çözelim. Bakın şimdi. Fx artı y eksi fx diye ben yanına alacağım bunu. Çünkü formüle benzetmek istiyorum. İşte formüle çok iyi hakim olacaksın ki soruyu güzelce çözebil. X artı y x artı h'a benziyor işte. O zaman burada ne eksik? Paydada y eksik. Çünkü burada paydada h var. Buradaki y'yi sembolize eden harf h, h'ı sembolize eden harf y. Bunlar birbirine benziyor. Her iki tarafı y'ye böldüm. Şimdi bir de her iki tarafın limitini al. İşte bildiğiniz şu türev formülüne döndü. O zaman sol taraf arkadaşlar f türev x oldu. Çünkü f türev x'in formülü bu. Sağ tarafa gelelim. Limit y sıfıra giderken y küp bölü y, y kare 6y bölü y 6 eksi 5x. Şimdi artık buradan ne olacak? F türev x, türev falan almıyorum. Sol taraf sadece f türev x geldi bakın. Türev almıyorum kesinlikle. Limit y sıfıra giderken burası ne olur? Mecburen sıfır olur. 6 eksi 5x kalır. Kendiliğinden gördünüz mü? Türevin denklemine geldi. 6 eksi 5x. Türev almadan türevin denklemini bulmuş olduk. Böylece f türev 2 eşittir 6 eksi 10'dan cevap eksi 4 oldu. Bu şekilde arkadaşlar formül gerçekten sizin için çok önemli. Normalde dediğim gibi ben bu konuda türev alma kısmında bunlardan düzgünce bahsettim. H kavramından, bu H'ın sıfıra gitme kavramından, limitten biraz bahsettim. Eğer burada sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız lütfen oraya bakın. Ne olur ne olmaz sınavda çıkabilir. MEB bu konuya çok fazla değinmiş ilk başta. Yani MEB'in önemsediğini ÖSYM de önemseyebilir. Bir de tedirginliğiniz olmasın. Böyle bir soru geldiğinde eyvah bu soruyu yapamayacağız falan olmasın. Biraz ilk başlarda ezbere bağlayıp kabul edip durumu sonradan gerçekten anladığınızı fark edeceksiniz. Bu şekilde de bunu bitirmiş olalım. Diğer sorularda ve yorum sorularında görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.